SCP-105. Nesne sınıfı, güvenli. Özel saklama prosedürleri. SCP-105'e bir izleme cihazı yerleştirilmiştir. Şu anda Site-19'da barındırılmaktadır. 105'in şu anda vakıf personeliyle iyi geçindiği ve iletişim esnasında iyi davrandığı için 3. sınıf site personelleriyle kısıtlı olarak iletişime geçmesine izin verilmiştir. 105'in kişisel kamerası bundan sonra 105-B olarak adlandırılacaktır. Site-19'un yüksek değerli eşya depolama tesisinde kilitli bir kasada bulunmaktadır. Standart pozitif eylem savunmaları, patlayıcı, kimyasal, biyolojik ve memetik korumalar her zaman geçerlidir. 105 ve 105-B veya başka herhangi bir kameranın sadece mevcut yönetici araştırmalarının onayı ile iletişime geçmesine izin verilir. Açıklama. SCP-105 Avrupa kökenli bir kadındır. Kayıtlar 105'in 1988'de doğduğunu ve 28 yaşındayken tespit edildiğini gösteriyor. Kadın mavi gözlü ve sarı saçlıdır. Bu yazı yazılırken 1,54 boyunda ve 50 kilogramdır. Sıra dışı fiziksel özelliklere sahip görünmüyor ve tüm diğer etkenlere göre normal bir insan sağlığında olduğu tespit edilmiştir. 105-B, 1982 yılında üretilmiş bir Polaroid One Step 600 kameradır. Nesne, herhangi bir sıra dışı fiziksel özelliğe sahip değildir ve normal gibi görünmektedir. Polaroid kamera, 105 dışında herkes için normal olarak çalışıyor. SCP-105, kendi kamerası tarafından çekilen bir fotoğrafı tuttuğunda, fotoğraf, sabit bir görüntüden söz konusu konumun gerçek zamanlı görüntüsüne geçer. SCP, ayrıca fotoğrafın içinden geçerek, fotoğrafın çekildiği orijinal noktaya ulaşan nesneleri manipüle edebilir. Bu manipülasyon durumuna sahip olan tanıklar, 105'e göre belirlenen görünmez bir portalın oluştuğunu ve eylemi gerçekleştirdiğini belirtir. Kamera ve söz konusu kamera tarafından çekilen fotoğrafların başka herhangi bir kişi tarafından kullanıldığına olağan dışı bir özelliği yoktur. SCP, diğer fotoğraflarla nesneleri manipüle etme konusunda sınırlı bir kabiliyet sergilemiştir. Ancak kendi kamerasıyla çekilen fotoğrafları kullanarak hassas kontroller elde edebilir. Şimdiye kadar SCP-105 çekilen fotoğrafları kullanarak yeteneğini önemli ölçüde arttırdı. Ek belge 1. Elde edinim detayları. SCP-105, erkek arkadaşının öldürülmesinden kısa bir süre sonra vakfın dikkatini çekti. SCP, sevgilisi öldürüldüğü sırada kurbanla telefonda olduğunu iddia ederek onun yanına aceleyle gittiğini söyledi. Ancak telefon kayıtları onun anlattığına uymadı ve onu bu cinayette baş şüpheli durumuna getirdi. 105 avukatına aslında erkek arkadaşının cinayetini birkaç gün önce erkek arkadaşıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafta gördüğünü bildirdi. Söz konusu avukat, Nesne'nin anlattığı hikayeyi göz ardı etti ve Nesne'nin suçlu olduğunu iddia etti. Nesne bunu reddetti ve daha sonra kendi anlattığı hikayesindeki yeteneğini göstermeyi teklif ederek mahkemede anlattı. Bu sayede vakıfla onun arasında temas sağlanmış oldu. SCP derhal vakıf tarafından muhafaza altına alındı. Vakıf personeli fotoğraf makinesini SCP-105'in evinden aldı. Onu aynı model başka bir kamerayla değiştirdi ve 105'e geri verdi. Ek belge 2. Özel uyarı. Güncel saklama durumu. SCP-105 ve mobil görev gücü Alfa 9 arasında bir bağlantı hakkında birçok resmi ve gayri resmi rapor yapılmıştır. Bu raporlar ciddi bir güvenlik ihlali oluşturmaktadır. Mobil görev gücü Alfa 9 ile ilgili tüm bilgiler kısıtlandırılmıştır. 105'in anormal özellikleri ve güncel araştırmalara ilgili tüm bilgiler sınırlıdır. 105'in bir vakıf malı olarak kullanıldığına dair mevcut veya son zamanlarda kullanılmasına ilişkin tüm raporlar veya söylentiler kategori olarak yanlış kabul edilmeli ve Kayıtlar ve Bilgi Güvenliği İdaresi'ne rapor edilmelidir. Doktor E. R. San